Yıldız Tozu Köyü'nün Sihirli Dansı Bir zamanlar, gökyüzüne çok yakın küçük bir köy vardı. Bu köyün adı Yıldız Tozu Köyü'dü çünkü gece olduğunda gökyüzünden düşen yıldız tozları köyün üzerine yardı. Köyde yaşayan çocuklar bu tozlarla oynayıp, gündüzleri güneş ışığında parlayan harika resimler yaparlardı. Yıldız Tozu köyünün en genç sakinlerinden biri olan Ela, yıldız tozlarıyla oynamayı çok severdi. Ancak onun en büyük hayali, bir yıldızı yakından görmekti. Bir gün, köyün bilge kişisi olan Dara Dede, Ela'ya bir sır verdi. Dara Dede, yıldızlara en yakın tepeye çıkarsan, belki onlardan birini yakalayabilirsin, dedi. Hira bu fikre çok heyecanlandı ve hemen plan yapmaya başladı. Ertesi günün sabahında, en iyi arkadaşı olan köpeği Lupo ile birlikte yola çıktı. Onlar yürüdükçe, ormanın içindeki patika yavaş yavaş yükseldi ve gökyüzü daha da büyüleyici bir hal aldı. Gün batımına doğru, Ela ve Lupo, Dara dedenin bahsettiği tepeye vardılar. Tepe'nin zirvesinde Ela gözlerini gökyüzüne dikti ve beklemeye başladı. Derken bir yıldız parladı ve ona doğru hızla yaklaşmaya başladı. Ela'nın kalbi heyecandan hızla atarken yıldız yavaşça onun açtığı kollarının içine düştü. Yıldız, Ela'nın avuçlarının içinde parıldarken ona özel bir dilek hakkı verdi. Ela, tüm köy çocuklarının her gece gökyüzüyle dans edebilmesi için bir dilek tuttu. Yıldız, Ela'nın bu nazik dileğini kabul etti ve gökyüzüne geri dönerken köyün üzerine bol miktarda yıldız tozu saçtı. O geceden sonra, yıldız tozu köyü çocukları, her gece yıldızlarla dans eder oldu. Ela ve Lupo ise her zaman maceralarına devam ettiler, her zaman daha yükseklere, yıldızların arasına. Ela'nın dileğiyle, köyün her çocuğu kendi yıldız tozunu buldu ve bu sihirli tozlarla kendi özel danslarını yaratmaya başladılar. Her çocuk, yıldız tozunu farklı bir şekilde kullanıyordu, bazıları gökyüzünde parlayan müzik aletleri yaratırken, bazıları renkli ışık huzmeleriyle hava akrobasisi yapıyorlardı. Yıldız Tozu Köyü artık sadece gece değil, gündüzde parlayan bir yer haline gelmişti. Ela ve Lupo bu sihirli anları izlerken köyün sadece mutlu çocuklarla değil, aynı zamanda mutlu hayvanlarla da dolu olduğunu fark ettiler. Ormandan gelen hayvanlar da Yıldız Tozu'nun büyüsüne kapılmış, köy meydanında dans eden sincaplar, uçan baykuşlar ve şarkı söyleyen kurtlar vardı. Bir gece, köyün üzerinde bir yıldız kaydı ve tüm köy halkı dilek tutmak için dışarı çıktı. Ya, Lupo'nun yanında dururken, köyün her bir sakininin yüzünde parlayan umut ışığını gördü. O an, Ela'nın kalbinde yeni bir hayal yeşermeye başladı, yıldız tozu köyünün sihrini tüm dünyaya yaymak. Ve böylece, Ela ve Lupo'nun yeni macerası başladı. Onlar, köylerinin sihirli tozlarını dünyanın dört bir yanına taşıyarak herkesin gökyüzünün güzelliğini ve yıldızların sihrini keşfetmesine yardımcı oldular. Yıldız Tozu Köyü artık sadece bir köy değil, bir umut ışığıydı.